Kıbrıs Vakıflar İdaresi çatısı altında sadece iyilik yapan iyilik gönüllüleri iyilik festivali düzenledi. Ücretsiz olan iyilik festivalinde Türk müziğinin sevilen ve ünlü ismi Emre Aydın sahne aldı ve konseri izlemeye gelenleri şarkılarıyla coşturdu. Birbirinden güzel ve dillere dolanan şarkılarını bu kez iyilik gönüllüleri için seslendiren sanatçının konseri büyük ilgiyle karşılandı. Den 70'e kadar iyilik için bir araya toplanan iyilik gönüllüleri bu renkli festivalde halk dansları ekiplerinin gerçekleştirdiği gösterileri de gecede büyük beğeni toplayan etkinlikler arasında yer aldı. Gençler birbirinden güzel halk danslarını başarılı bir performansla sergileyerek yaz şenliğine katılanlardan büyük alkış aldı. Gece Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter'in konuşmasıyla başladı. Biliyorsunuz biz Vakıflar İdaresi'nden geliyoruz. Vakıf demek iyilik yapmak demektir. Bizim atalarımız 100 yıllardır vakıflar kurarak her türlü iyiliği yapmışlar. Şimdi bu etrafta gördüğünüz gençlerimiz de iyilik gönülleri olarak bu güzel faaliyetleri devam ettiriyorlar. Çok güzel iyilikler yapıyorlar. Çok güzel işler yapıyorlar. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Hepsini bir alkışlayalım. Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter, geçtiğimiz günlerde Tatlısu bölgesinde bir sahili tek başına temizleyerek sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandıran Eray Karacamert'e teşekkür belgesi takdim etti. Bu güzel festivalde iyilik gönüllülerine katılan Eray Karacamert, yaptığı duyarlı davranışla herkesin büyük takdirini toplamıştı. Diyor ki, yukarıda ismi bulunan kişi, toplumsal faydası bulunan faaliyetler için liderlik göstermiş ve bu davranışları ile iyiliğin yayılmasına katkıda bulunarak örnek bir duruş sergilemiştir. Amacı iyilik olan bu güzel festival gecesinde Vakıflar İdaresi etkinlik alanına bir stand kurularak kayıt masası oluşturuldu ve iyilik gönüllüsü kayıtları da alındı. Her geçen gün sayıları artan iyilik gönüllüleri yaptıkları güzel ve anlamlı organizasyonlar sayesinde gençleri daha iyi olmaya sevk ediyor ve daha iyi bir gelecek için çalışmalarını sürdürüyor. İyilik gönüllüleri Güzel Yurt Lefke Bölge Sorumlusu Doktor Nurçin İnceli ise gecede bir sürpriz bekliyordu. Benim iyilikle tanışmamı sağlayan kişi yakın arkadaşım, kızlarımın doktoru Sayın Nurçin İnceli'dir. Biz bu bebekleri satmak için çok çaba harcıyoruz. Bunları annelerimiz ellerinde örüyorlar. Bu bebeği de sağ olsun Hatice Hanım ricamız üzerine Nurçin Hanım'ın temsil ettiği için ona benzeterek ördü özel olarak.
ekibimiz adına onu takdim etmek istiyorum. Kendisine, İbrahim hocamıza ve bu çalışmada, bu organizasyonda emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Kendisinin el işiyle yapılmış bir bez bebeği sahnede Nurçin İncirli'ye hediye edildi. Bu güzel sürprizde büyük bir mutluluk yaşayan Nurçin İncirli'yi sahnede iyilik gönüllüleri, yine bölge sorumlusu Oya Kutsal da yalnız bırakmadı. Şöyle diyebilirim, hayattaki en büyük mutluluk iyilik yapmaktır. Girne bölgesinde iyilik yapmak isteyenler varsa bana ulaşabilirler. Yapılan konuşmaların ardından eğlence ve müzik dolu etkinlikler gece boyunca sürdü. Yaptıkları iyilikler ve etkinliklerle atlarından sıkça söz ettiren ve gönüllere taht kuran iyilik gönüllüleri mutlu etmeye devam ediyor.